Şimdi arkadaşlarım 42. soruda kalmıştık. Devam edelim. 2, 4, 6, 8 nokta 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 ikişer ikişer artıyorlar. Çift sayılarımız A'ya kadar devam ediyor. Ve eşitmiş B kare artı B'ye. Olduğuna göre A'nın B cinsinden eşiti hangisidir diyor. Bakın aslında bizim hani karşılaşacağımız ama yani çok da kolay olmayan böyle şıktan falan gidemeyeceğimiz soru tipi, değil mi? Şimdi önce ben ne yapıyordum? Terim sayısına bakıyordum. Şimdi terim sayısı neydi? Terim sayısı son terim eksi ilk terim. Bunu artık ezberleyelim demiştik. Son terim A eksi ilk terim 2 bölü artış miktarı ki 2 yine değil mi? İkişer ikişer artıyor. Artı 1'di. Şimdi terim sayısı böyle bulunuyordu. Peki bu ne demek? Bunu biraz güzelleştirelim. Şu 1 ile ben bu rasyonel sayıyı toplayacaksam ne yapmalıyım? Altına bir gizli bir paydasını eşitlemeliyim. 2 ile değil mi? O zaman ne olur? A eksi 2 artı 2 bölü 2 ya 2 bölü 2. İkiler birbirlerini götürdü. Ne oldu? A bölü 2 oldu benim terim sayım. Henüz terim sayısındayım. Toplamım neydi? Toplam terim sayısı çarpı bak şimdi terim sayısı çarpı son terim artı ilk terim A artı 2 değil mi? Son terim artı ilk terim bölü 2'ydi her zaman. Şimdi buradan bunu nasıl yapacağız biz? Şimdi terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 dedik. Buradan A bölü 2 geldi. Sonra terim sayısı çarpı son terim artı ilk terim bölü 2. Tamam. Buradan şimdi A kare artı 2A bölü 4 eşittir B kare artı B geldi. A'nın B cinsinden değil diyor. A kare var elimde. Köklü ifade falan gelecek buradan. Ben mi yanlış düşünüyorum?